Merhaba örgü canlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, canlarım geçen gün instagram hesabın hikaye bölümünde bu modeli anlatacağımı söylemiştim orada bahsetmiştim yakında çekimini yapacağım diye bu bugün bu model üzerine video çekmek istiyorum modelimiz etol şal ve atkılarda kullanabileceğimiz harika bir model ben şimdi sizlere bunu anlatmaya çalışacağım inşallah Burada e, renkli ile yaptım ki bu modelde zaten bu e, degrade iplerle harika duran bir model. Tabii ki tek renkte de yapabilirsiniz. Herkesin kendi tercihine bırakıyoruz arkadaşlar. E, örgü böyle bir şey çünkü. Şimdi ben size anlatımı daha kolay olsun diye, anlaşılması daha kolay olsun diye tek renkli yapacağım arkadaşlar bu modelimizin anlatımını. Onun için fazla vakit kaybetmeden şöyle hemen kenara alayım modelimi zincir üzerine başlayacağız arkadaşlar trabzanlar uzun trabzanlarla ve zincirlerle yapacağımız bir model Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen şöyle alt zincirini çekelim yapacağınız uzunlukta zincirimizi çekeceksiniz Bismillahirrahmanirrahim ve onun üzerinden trabzanlarla geçiş yapacaksınız arkadaşlar bu modelin bir de başka versiyonunu gördüm. O da nasıldı? Tunus işiyle de yapılıyor arkadaşlar bu model. Tunus işi çalışması yapanlar için de o da bir değişik alternatif aslında. Ama ben tunus işini hayatımda hiç yapmadım. Niye yapmadım derseniz çok bir fırsat bulamadım. Hep tığ işine yöneldiğim için tunus işini çok kullanmadım arkadaşlar. Daha doğrusu hiç kullanmadım diyeyim de yeri olsun. Şimdi trabzanlarla yapacağım ben bunu. Arkadaşlar zincirim bana yeterli diye düşünüyorum. Uzun e, istediğiniz uzunluktaki zincirinizi çektikten sonra tığınızı 1 2 3 defa doluyorsunuz. 1 2 3 4 5. zincirin içine şu şekilde batıp trabzanlarınızı ikişer iki şey pardon. Tığın üzerindeki ilmeklerinizi ikişer ikişer boşaltacaksınız burada. Bakın aynen şu şekilde yaptığım gibi. Çünkü uzun trabzana ihtiyacımız var. 3 defa doluyoruz. Hemen yanındaki zincirin gözüne de batıp. Bu şekilde yan yana 5 tane uzun trabzan yapacağız dostlarım. 3 oldu şu kenarını saymıyorum. 3 tane trabzanım oldu burada şimdi. dört oldu. İpimin katları açılıyor. Bu da son trabzanı. Yani şöyle gösterecek olursam şöyle kutu kutu yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu kutular beş tane yan yana trabzandan oluşuyor. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine hiç dolamadan 1 2 3 4. zincirin içine şu şekilde sık iğne ile tutuştur tutturdum bunu 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımın üzerine 3 defa doluyorum hemen yanındaki zincirin için içine batarak ikişer ikişer boşaltıyorum üzerine aldığım ilmekleri tekrar burada bir kutu daha yapacağız arkadaşlar 3 defa doluyoruz ve uzun trabzanlarla kutularımızı yapıyoruz. 2 3 Kaç oldu? 4 oldu. Bir tane daha yapalım. Bakın. O şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Şu aralardaki kökler arkadaşlar hep 6 zincirle. Dönüşlerimiz yanlardaki dönüşlerimiz 5 zincirle döneceğiz. 1 2 3 4. zincirin içine batıp şu şekilde sabitliyorum ve 1 2 3 4 5 zincirle yukarı çıkıyorum. 3 defa doladım. Bir kutu da buraya yapacağım şimdi aynı şekilde. Arkadaşlar bakın dört tane kutucuk yaptım ve şimdi döneceğim. Döneceğimiz zaman son trabzanımızda yaptık. Şurayı tekrar şöyle yeniden sıklaştırmak, istiyorum. Son trabzanımızda yaptık ve bir zincir çekerek döneceğiz. Şimdi bu sırayı baştan sona kadar sık iğnelerle geçeceğiz. Nasıl derseniz burada küçük bir püf nokta var ve önemli bir nokta bu da. Şimdi arkadaşlar tığımı zincirimi çektim tığımı hiç dolamadan şu arkada katlar var. İpimden gene şu an bakın. Şuradaki şu katlar var. Bu katları alıp şöyle şu şekilde sık iğne ile kapatıyoruz. Bakın. Tırabzanların şu üzerinde şurada katlar var arkadaşlar. Nasıl göstereyim size? Şu. Bakın. Onu alıp sık iğne ile öreceğim trabzanımız var ve bunun arkasında şurada tek kat ipimiz var arkadaşlar bunu sık iğne yapıyorum bütün trabzanların üstündeki şu kısımdan tek katı alarak sık iğne ile kapatıyorum onu ve kenarda zincirle çıkıyoruz ya 5 zincirle. Onun da en tepedeki zincirin tek katını alıyorum. Şu şekilde çıkıyorum. Bunu neden yapıyorum? Örgümüzde şu şekilde setler oluşması gerekiyor arkadaşlar. Onun için bunu yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle karşıdaki kutuya geçeceğiz. Orada da dediğim gibi aynen bakın. Trabzanlarımız var trabzanlarımız normalde şuralara batmamız gerekiyor ya hani arkadaşlar hayır oraya batmıyoruz trabzanlarımızın şu arkasında katları var elinizde olduğu zaman daha güzel göreceksiniz o katları şöyle sık iğne ile kapatıyoruz hemen yanındaki trabzana geçirip oradaki arkadan bir kat ipini alıp bu şekilde örüyorum bakın 5 tane trabzanımız var 5 tane trabzanın arkasından birer katını alıyoruz. Bir de 5 zincirle çıkmıştık. Onun da en son üstteki zincirin arka katını da alıp bu şekilde geçişler yapacağız. Hemen şimdi 1-2-3-4-5-6 Bu geri kalan 2 kutumu da ben aynı. Bakın şuradaki şu katını alıyoruz arkadaşlar. Bu örgünün püf noktası bu. Bir de şimdi ön kısımda olacak bir püf nokta. O ikisine dikkat edersek modelimiz çok güzel olacaktır diyorum. Olması gerektiği şekilde olacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şu ikisini de yapayım döneceğim. Evet arkadaşlar arkadan sık iğneli kısmını da tamamladım. Şimdi bakın modelimizin ön kısmına şöyle bakarsak Bakın az önce bahsettiğim şu kısımlar çok önemli arkadaşlar. Modelimizin şıklığı zaten oradan geliyor. Şimdi 5 zincirle döndüm. Dönüşler 5 zincir olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Tığımın üzerine 3 defa doluyorum. Burada da ufak bir ayrıntı var. Ufak ama önemli bir ayrıntı. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi normalde yapmak istesek şuralara bata 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 çıka gideriz. Hayır bu modelde gene oralara batmıyoruz. Tığımızı 3 defa doladıktan sonra tığımızı arkadaşlar şu ilk göz değil de ikinci gözün içine bakın. Tığımı arkadan şu şekilde batırıyorum. Ve şöyle daha doğrusu arkadan şu şekilde göz. iki kat arkadaşlar bakın. Şöyle parmaklarımla açmaya çalışıyorum ama. iki kat ip aldım bakın arkadan. Bunu şöyle boş çıkarıp ikişer ikişer boşaltacağım. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. 1, 2, 3 defa doluyorum. Şöyle önümdeki yere batmıyorum. Arkadan tığımı batırıyorum. Bakın şu katın içine batırdım. Ve 2 kat ilmek alıyorum arkadan. Bunu da tığımla 1, 2, 3, 4 defa da ikişer ikişer boşaltıyorum. Bakın. İki katını aldım ve boşaltıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu batış çıkış şekillerimiz çok önemli. İki kat almamız gerekiyor. Çünkü neden derseniz şimdi şunu da yapayım. Üç defa batırdım tığım bakın. Zor gibi geliyor aslında ama çok basit. Gerçekten arkadaşlar ben de seyrederken yok ben bunu yapamam demiştim ama... İnanın elinize tığı aldığınız zaman hiç de yapamayacağım dediğiniz şeyi gayet de kolay yapıyorsunuz. Bakın amacımız ne o batış şekilleridir? Şu oluk kısmı deniliyor buna. Oluk kısmını elde etmek. Modelimiz yaptıkça sıra sıra gittikçe bize o güzelliği ortaya getirecek arkadaşlar. Katmerli katmerli kısımlar var şu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, iki, e, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle karşı şeye geçiş yapacağız şimdi. Ne yapıyorduk? Sık iğne ile hemen şuraya şu şekilde batabilirim aslında. Buraya sık iğne ile batalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıktım. Tığımı 3 defa doladım ve hemen ne yapıyorum bakın tığımı arkadan batırıyorum. Şuradan değil bakın önden bu şekilde olurdu. Hayır ben arkadan batıracağım ve şu iki kat ipimi şuradan alıp tığımın üzerindeki ilmeklerimi ikişer ikişer boşaltacağım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Pardon dostlarım. Evet, bakın bu şekilde devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Bakın. Oluklu kısımlar dediğim kısımlar buralar arkadaşlar. Çok güzel bir model gerçekten yapacak arkadaşlarımız için. Şöyle koyacağım modelimi. Bakın. Bu modelimizi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Modelim budur. Yapacak arkadaşlar. Gerçekten hiç zorlanmadan yapabileceğiniz çok şık bir model. Ben tek renkli anlatmaya çalıştım. İstediğiniz şekilde isterseniz degrade iplerle şu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Harika bir model arkadaşlar. Arkası bu şekilde duruyor. Dediğim gibi şu batış yerlerine önden ve arkadan dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şu görüntüyü elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle birazcık daha yukarıya doğru çıkarayım. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar.